Merhaba ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Sonunda tekrar video çekebiliyorum. Sonunda biraz iyileştim. Kendimi daha %100 iyileşmiş gibi hissetmiyorum ama %100'e biraz yaklaştık. Onun için tekrar çalışmaya başlamak istedim. Kendimi tekrar normal hissetmek istedim. Charlotte Tilbury'den çok güzel ürünler geldi bana. Bu ürünleri denerken kameramı da açayım dedim ve size biraz anlatayım bunlar neler, ne gelmiş. Yeni olan ne var? Çok 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 tanınan Pillow Talk rujunu da sürdüm. Şimdi hep birlikte bakalım neler gelmiş. Videoda bazımı önceden yaptım. Çünkü gelen ürünler bazı çok böyle yapabilecek ürünler değildi. Gelen her şeyi ama kullandım. İlk olarak gözlerle başladım. Çok güzel bir dörtlü eyeshadow paleti gelmiş. Paletin ismi Luxury Palette Color Coded Eyeshadows. Gelen her şeyin üstünde Pillow Talk yazıyor. Anladığım kadarıyla Pillow Talk serisi. Bütün her rengin ayrı bir ismi var. Onları şu an söylemeye çalışmayacağım çünkü biraz çok Fransızcalar. Paletin içinde iki tane mat renk var, iki tane çok shimmerlı bir renk var. Şu kahverengi tonla önce bir crease'imi biraz daha derinleştirdim. Kullandığım fırçayı beğenmedim, değiştirdim. Biraz daha böyle kalın bir crease fırçası aldım ve biraz daha crease içinde çalıştım. Ondan sonra gözümün şu tarafına şu çok çok tatlı pembe rengi uyguladım. Gerçekten gözün üstünde çok güzel gözüküyor. Bence hem renkli gözlere hem de kahverengi gözlere çok güzel uyacak bir renk. Ondan sonra şu shimmerlı renklerinden bir tanesini bir denemek istedim. Onun için şu şampanya rengi olan shimmer'ı kaşımın altına uyguladım. Hem gözünüzü biraz daha büyük gösteriyor hem biraz daha böyle yukarı doğru çekiyor gözü. Onun için bunu yapmayı çok 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 seviyorum. Aslında eyeliner da kullanacaktım ama ondan sonra gördüm ki Charlotte Tilbury bir tane de eye powder pencil yollamış. Rengi classic brown. Gerçekten o kadar güzel bir hissi var ki sanki annemin eskiden böyle çocukken makyaj malzemelerine bakarken kullandığı ürünlerin kıvamında. Elinize aldığınızda öyle bir kalitesi var. Gerçekten hani eski makyaj malzemeleri daha böyle tok, daha böyle elde sanki daha çok vakit harcamışlar gibi geliyor bana. Onun için çok güzel bir kıvamına var. Gerçekten ismi uyuyor. Powder pencil diye düşündüğünüzde aklınıza gelen kıvamda. Gözümün şu altına uyguladım. Uyguladıktan sonra biraz daha fırçayla dağıttım. Ayrıyeten şu gözün bu tarafını biraz daha böyle dışarı doğru çektim. Biraz daha böyle bir cat eye olsun diye. Çünkü gözümün üstünde eyeliner uygulamadım. Sadece şöyle bazen hani kirpiklerinizin arasında kirpik olmayan yerlerde böyle beyaz beyaz kalıyor, ten rengi kalıyor. Oraya azıcık böyle çok hafiften uyguladım. Sadece kirpikler daha dolu gözüksün diye. Ve ondan sonra aynı fırçayla biraz dağıttım. Pillow Talk Push Up Lashes diye bir maskara var. O kadar güzel, o kadar ağır bir paketi var ki gerçekten çok pahalı hissediyorsunuz bunu kullandığınızda. Fırçasını da size gösteriyorum. Böyle çok kalın bir fırça değil, daha böyle küçük bir fırça olduğu için, ince bir fırça olduğu için aslında bu kadar da güzel yapacağını düşünmedim kirpiklerimi. Çok kısa sürede böyle bir kere üstünden geçiyorsunuz hemen farkı anlıyorsunuz. Zaten yüzümden fark etmişsinizdir. Gerçekten biraz şaşırdım. Hem şöyle büyüğü var hem de şöyle küçüğü var. Allah izin verirse yakında biraz daha böyle dışarılara çıkabilirsek, tatillere gidebilirsek yanınıza alabileceğiniz çok güzel küçük bir maskara. Bakar mısınız? Gerçekten ürünler hepsi elde çok güzel bir his veriyor. Çok 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 güzel yapılmış. Aa, bir şey unuttum. Göz makyajımı yapmadan önce blush kullanmıştım. Şu blush'ı yollamışlar. Bu da Pillow Talk. İsmi Cheek to Cheek Swish and Glow Blush'a. Rengi de Pillow Talk dediğim gibi. Çok güzel bir kırmızı yanak rengi. İçinde de şampanya rengi çok ince yapılmış şima var. Onun için yanağınız da çok güzel gözüküyor. Ben ayrıyetten buraya highlighter sürmedim. Aslında highlighter kullanmayı çok severim.
Ama şöyle bolca dağıttığınızda yanağınıza highlight'ı kullanmaya gerek kalmıyor. Bence hem bunu hem de highlight'ı kullanırsanız biraz fazla gözükebilir. Çok güzel bir renk. Zaten bütün ürünler Pillow Talk adında olduğu için bütün renkler birbirine çok güzel uyuyor. Şimdi çok ünlü olan Pillow Talk rujuyla başlayacağız. Ona gelmeden önce dudak kalemi kullandım. Bunun da rengi tabii ki de Pillow Talk. İsmi Lip Cheat. Reshape and Resize Lip Liner. Gerçekten çok güzel. Dudağınızı biraz daha büyük gösterebilirsiniz. İstiyorsanız biraz daha böyle üstünden boyayabilirsiniz. Çok abartmayın yine de. Güzel durmuyor çok abartınca. Azıcık üstüne geçerseniz dudaklarınız sanki daha da doluymuş gibi gözüküyor. Kesinlikle tabii ki de Pillow Talk rujuna çok uyuyor. Bu da ne kadar güzel bir ambalaj. Gerçekten çok çok güzel. Elde çok ağır. Farlarda olduğu gibi dudak rengi de gerçekten bence herkese uyabilecek bir renk. İsterseniz gözünüzü mavi tonlarında yapabilirsiniz. Yeşil tonlarında, kahverengi. Neyi sürerseniz sürün sanki bu ruj uyacakmış gibi mi geliyor. Çok güzel bir nude renk ama içinde çok sade bir pembemsilik var. Yani böyle her fara uyacak bir renk gibi benim için. Ondan sonra bu çok güzel ürünleri kullandıktan sonra makyajım tabii ki uzun kalsın, uzun tutsun diye Urban Decay All Night Spray'ini kullandım. Bunu kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken şey çok 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 güzel karıştırmak. Çünkü içindeki malzemeler birbirine karışması gerekiyor ki yapması gereken şeyi gerçekten güzel yapsın. Bunu kullandıktan sonra çok bir böyle pudra bile kullanmanıza gerek kalmıyor. Kırışıklara girmeden, sağ sola kaymadan bütün gün yüzünüzde tutuyor. Yeni Pillow Talk Charlotte Tilbury ürünlerinden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir daha böyle bir makyaj videosu isterseniz, eve gelen ürünlerden denememi böyle sizinle birlikte isterseniz aşağıya yazabilirsiniz. İnşallah bir daha hasta olmazsam her salı günü birlikteyiz. Görüşürüz.